şeyler yaşadı ki oysa daha 16 yaş. Şimdi ölüp geriye baktığınız zaman hayatınız size nasıl görünecek? Bir tiyatro sahnesine konu olabilecek kadar güzel görünecek. Belki de bu dünya başka bir dünyadır, cehennem. Herkes hazır mı? Herkes hazır mı? Çok heyecanlıyız. Yaklaşık 1,5 aydır günde 12 saat olmak üzere çalışıyoruz. Çocuklar da çok heyecanlı. 3 aylık bir eğitim aldılar Folkart Akademi'de. Onun üzerine 1,5 aylık da bir çalışma yaptık. 80 kişilik bir ekip olduk. Türkiye'deki en iddialı müzikallerden bir tanesini birazdan sergileyeceğiz. Çok yorulduk ama emeklerimizin karşılığını alıyoruz. Bu da bana gerçekten büyük bir keyif. 26 ve 27 Ağustos'ta fuar açık havada. İzmir Fuarı'nda sergileyeceğiz oyunumuzu 2 kez. Ondan sonra da eminim ki Türkiye'nin her tarafında bu oyun bir sosyal sorumluluk projesi adı altında ve Folkart'ın desteğiyle tüm Türkiye'yi gezecektir diye tahmin ediyorum. Folkart Akademi projesi Türkiye'de bugüne kadar yapılmış sanatla ilgili, tiyatroyla ilgili en kapsamlı, en önemli projelerden bir tanesi. 19 tane hoca çalışıyor bu akademide. Yetenek sınavıyla öğrenci alınıyor. 15 küsur bin kişi müracaat etti. 28 öğrenci bu eğitimi almaya hak kazandı bu özel sınıfta. Onlar ilk defa işte bu 5. ayın nihayetinde diyeyim size. Şimdi kocaman bir sahnede, üstelik hocalarıyla beraber bir oyunda oynama şansına sahip oldular. Çok güzel bir şey çıktı gerçekten. Oyun hikayesi de son derece önemli. Christian F'in Korkunç Anıları Eroin isimli kitaptan esinlenerek yazılmış bir oyun bu. Koran Abay'ın kalemi aldı. Bir müzikal olarak sahneleniyor. Recep Gül müziklerini yaptı. Murat Kodallı orkestra şefi ve müzik direktörü. Ömer Vatan Artıran şarkı sözlerini yazdı. Kocaman bir müzikal oldu. Danslarıyla hepsini söyledi. Candan Günay Tuna dekorumuzu yaptı. Yüksel Aymaz Işık Tasarımını yaptı. Koreografımız Meltem Yorulmaz. Ve bütün, ben de yönetmenliğini yaptım oyunun. Bütün hocalarımız, anlattığım kişi aynı zamanda Folkart Akademi'nin de hocaları. Folkart Akademi olarak kocaman bir duruş sergiliyoruz. O da bize büyük bir keyif veriyor. Volkan Hocam sayesinde, onun aklı fikri sağ olsun, onun gerçekleştiği ve ortaya attığı proje muhteşem bir şey oldu. Tabii bunun en önemli tarafı da bir firmanın, yani Folkart gibi özel firmanın böyle bir projeyi yapıyor olması. Çok örnek bir cümle bu. Çok özel bir cümle. O yüzden yani bu vesileyle Folkart'a, Mesut Sancağı, Metin Sancağı ve tüm Folkart ekibine, sanatta bu kadar iç içe olan bir firma olduklarından dolayı, yani hayatını sanata adamış biz iki kardeş olarak da sizin vasıtanıza teşekkür etmeyi de bir borç biliriz. Son bir şey söyleyeceğim. Biz İstanbul'da ikamet ediyoruz ve sanatı İstanbul'da yapıyoruz. Çünkü Türkiye'de sanatın kalbi hep İstanbul'da atıyor. Ama bugün burada sergilenecek oyun, inanın bana, İstanbul'da karşılaşamayacağınız kadar büyük bir prodüksiyon. O yüzden Folkart'a bu oyunu sahnelerimizde bize yardımcı olduğu için çok teşekkür ediyoruz.
Aslında tam olarak sponsorluk değil. Bu bizim kendi Folkart Akademi'nin bir organizasyonu. Folkart Akademi geçtiğimiz sene bu dönemlerde bir sosyal medya üzerinden bir başvuru için bir ilan açtı ve tiyatro eğitimi almak isteyenlerin başvurularını aldı. 1,5 gün gibi bir sürede yaklaşık 15 bin kişi başvuru yaptı. Bu da bir Türkiye rekoru aslında. Yani İzmir'in bu kültür ve sanata olan duyarlılığını ve ilgisini aslında gösteriyor. Biz 1,5 gün içerisinde seçmek zorunda kaldık başvuruları. Yoksa bu 50 binleri bulacaktı ve içinden biz bile çıkamayacaktık. Ve toplam 625 oyuncu ya eğitim verildi, sertifika verildi. Bunların 25 tanesi profesyonel bazda eğitildi. İşte bugün 5 aylık bir eğitimin sonucunda, 5 aylık kısa bir eğitimin sonucunda bugün karşımızdalar oyuncularımız. Toplam tam olarak 28 kişi profesyonel hocalarla birlikte, kendi hocalarıyla birlikte oynayacakları bu oyun çok bambaşka bir şey oldu. İşte hep beraber bugün ilk defa izleyeceğiz. Biz tabii ki bu şirket, bu şehirde iş yapan şirket olarak İzmir'de kazandığının bir kısmını kültüre, sanata ve spora harcayan şirket olarak bunu biz aslında bir lütuf olarak görmüyoruz ve herkesin aslında görevi, burada iş yapıp para kazanan herkesin görevi olarak görüyoruz. Herkesi buna davet ediyoruz. Çünkü burada iş yapan bütün şirketleri bu tip sanatsal kültürel kimlikle katıya davet ediyoruz. Biz bundan dolayı bugün çok mutluyuz, çok gururluyuz.